Bu pantolon benim desem inanır mısınız? Bazı şeyler göstereceğim size, bazı şeyler soracağım. Ondan sonra bu İstanbul'daki trafik sorunuyla alakalı. Bu kadar kişi, 30 bin kişi mevcut kanalizasyon sistemine sıçtı. Ne olacak? Nereye sıçacaklar ya? Çözülür mü sizce, çözülmez mi? Ya da çözülmesi için neler yapılması gerekir? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Adama bak ya, manyağa bak. Ne diyor bu? Araba kullananlar, kullanmayanlar, motor kullananlar, bir taşıt kullanmıyorum diye üzülmeyin. Hepimiz en sonunda buna bineceğiz. Her daire başı bir araba olduğunu düşündüğün zaman ne oluyor abi? 30 bin ekstra araba değil mi? Yollar bu pantolonken, yani bu benim 6 yaşındaki pantolonum. Bundan önce kızmanız gereken biz değiliz. Babalarınız, dedeleriniz. Şimdi bu yollar aynı şekilde kaldığı sürece ve arkamdaki, çevremdeki, İstanbul'un her tarafındaki binalar dikildiği sürece, ya motocular, pardon, bu arada araya giriyorum. Apaçileri kastetmiyorum. Bak, apaçileri genellemeye alıp da, tamam mı? Düzgün motocular laf söylemeyin lütfen. Bu yollarımız, bu binalar. Merhaba arkadaşlar, Motovlogçu Dayı kanalından hepinize selamlar. Arkadaşlar nereye gidiyoruz, nereye gidiyoruz? Bugün bir size soru cevap videosu yapacağım. Bazı şeyler göstereceğim size, bazı şeyler soracağım. Ondan sonra bu İstanbul'daki trafik sorunuyla alakalı. Çözülür mü sizce, çözülmez mi? Ya da çözülmesi için neler yapılması gerekir? Onları konuşacağız. Evet, şu sıkışıklıktan bir atlatalım kendimizi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, arabalar büyük motorlara daha rahat yol veriyor. Hani adventure trafikte sürülür mü? Sürülür mü? Biraz kıvırmasını öğrenince arabalar zaten adventure motorlara yol veriyor. Ama öncelikle temel tabii ki kıvırmayı, mıvırmayı öğrenmen lazım. Buradan dönmesi çok kolay. Ama kimse dönemiyor. Niye dönemiyorsa, bak şurada şerit var mesela. Komple dönüş yapacaksın, şu şeritte de hızlanacaksın. Bu kadar basit. Ehliyet almayla iş çözülmüyor abi. Zaten ehliyet sorularının çoğu ezber abi. Arkadaşlar, sabah yine ufaktan bir yağmur yağdı da, sanki birkaç gün yağmurlu geçecek gibi. O yüzden şu racingleri çıkartmıyorum. Bunun da yağ kilometresi doldu. Hani ana bakım kilometresi. Fuara kadar fazla kullanmayacağım dedim ama herhalde bunun yağ değişimini yapacağız muhtemelen tekrardan. Bu sefer Bravo'nun yağ değişimini şöyle yapmayı düşünüyorum. Daha öncekinde çıkan yağ Kazım Usta'nın orada test etmiştik. Bu sefer de Miray Garaj'da test etmeyi istiyorum. Ali abiler müsait olur inşallah. Müsaitlerse hem onlar da görmüş olurlar. Hem de bir çekim değişikliği olur. Çünkü hep aynı yerde yağ testi, yağ testi, yağ testi. Bu sefer izleyenler de ulan bu işte bir hile mi var? Bu ne ayak, bunlar figüran mı filan derler belki. O yüzden bundan sonraki yağ değişimini Ali abiyle görüşeceğim. Miray Garaj'da yapacağız muhtemelen. Ama benim isteğim tabii ki şeyde yapılması. Motofest fuarında yapılması.
Dedim arabanın içinde tartışma mı var anasını satayım? Seçim arabası geçmiş. Öbür taraf, öbür yolda. Aman abi sürekli geçin. Unuturuz yoksa kime oy vereceğimizi. Sanki bir araba geçtiği zaman ya da bir afiş gördüğümüz zaman fikrimiz değişecek. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Bakın arkadaşlar, araba kullananlar, kullanmayanlar, motor kullanan ya bir taşıt kullanmıyorum diye üzülmeyin. Hepimiz en sonunda buna bineceğiz. Buna binmeyip ölmeyi Allah nasip etmesin. Yani nasıl yani? Mesela paramparça patlayabilirsin mesela. Buharlaşabilirsin. O zaman orada sadece sembolik olarak durursun. Yani benim hiç arabam olmadı. Benim hiç şeyim olmadı. Benim hiç buyum olmadı. Üzülmeyin arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Motomobil Sürdüğü kanalına tekrardan hoş geldiniz. Yine güzel, bilgi dolu, eğleneceğiniz, izlerken bilgileneceğiniz, bilgilenirken düşüneceğiniz, düşünürken de izleyeceğiniz bir bölümdeyiz. Şimdi arkadaşlar, ben neden buradayım? Ne için buradayım? Yani daha büyük gökdelenlerin arasında olmak isterdim ama burada idare edin. Arkadaşlar elimde ne var? Elimde benim pantolonum var. Bakın. Bu adam pantolonu niye getirdi? Şimdi bu pantolon benim desem inanır mısınız? Ben pantolonu giyiyorum şu anda. Küçük müçük duruyor ama bu pantolon benim pantolonum. Bakın şöyle yaklaştırayım. Hatta şöyle yapayım. Görüyor musunuz? Ufaklıktan beri bu rengi seviyormuşum yani. Arkadaşlar bunu niye gösteriyorum? Bu gerçekten benim pantolonum bu arada. Bunu neden gösterdim? Bu 6 yaşındaki pantolonum. Acaba 6 yaşındaki pantolonum bana olur mu? Manyak mısın sen der gibisiniz değil mi? Adama bak ya, manyağa bak. Ne diyor bu? Peki arkadaşlar. Bu yolların hepsi aynı. Değil mi? Değişen bir şey yok. Çevremizde gelişen bir beden. Yani büyüyor, yaşlanıyor, çoğalıyor. Mesela arkamdaki binalarda yaklaşık 9-10 bin, belki 20 bin, belki 30 bin daire yapılıyor. Her daire başı bir araba olduğunu düşündüğün zaman ne oluyor abi? 30 bin ekstra araba değil mi? Araba fabrikaları patır patır araba basıyorlar. Piyasa sıkıştığı zaman bankalar aman herkes araba alsın, herkes ev alsın, kredileri düşürdük, yaldır yaldır. Değil mi arkadaşlar? Yaldır yaldır para dağıtıyorlar. Yeter ki alın. Peki, yollar bu pantolonken, yani bu benim 6 yaşındaki pantolonum. Yollar bu pantolonken, beden böyle olduğu zaman, bu beden bu pantolona girer mi artık? Girmez değil mi? Şimdi bunu şöyle atıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yollarımız aynı. Yollarla alakalı kimsenin bir güçlendirme, bir yenileme, bir şey yapma durumu yok yani. Zamanında bu yollar tasarlanırken ülke hiç gelişemeyecekmiş gibi tasarlanmışlar. Yani ülke sanki ya bundan fazla araba yapılmaz herhalde. Ya yol şeridine gerek var. Dar kafalı zihniyetlerin
Türkiye ilerleyecek diye uyuttuğu bir sistemle bu şehirler yapılmış abi. Tamam. Sözde, vaatlerde Türkiye ileri ama icraatte ne yazık ki hiç kimse altyapıyı düşünmemiş. Şimdi soruyorum, bakın mantık yürütmenizi istiyorum. Şimdi yollarımız hiç büyümüyor. Yani bu puzzle değil yani, yolu böyle pat 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 aç filan. Böyle bir şey yok. Yollar büyümüyor, yollar aynı, şeritler aynı. Ama arkamda 30 bin tane daire olacak. Bu 30 bin daireye 30 bin araç en kötü. Bazı dairelerde 2 araç var biliyorsunuz. Bazılarında 3, bazılarında 4. Değil mi? Peki. Yollar aynı. Arkası gelişmiş. İş çıkış saatinde ve iş saatinde trafiği tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Ne oluyor? Böyle 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 oluyor. Peki abi. Kim başa gelirse düzeltecek? Yani Marvel karakterlerinden o sihirbazlar, mihirbazlar diyeceğim. Belki. Yani fantastik bir vaat bence. Ya kimse gelip de yani geçmişi düzeltemeyeceği için bence ya bu trafik sorunu çözülmeyecek bir sorun. Peki ben neden bu videoyu yapıyorum? Motorcular en azından trafik bir nebze hafiflesin. Rahat gidip gelelim bu arada. Bir nebze hafiflesin trafik. Rahatlasın. Ne bileyim, biz rahat gidelim, siz biraz rahat gidin diye motor tepesindeyiz. Bu arada şikayet etmiyorum ha, keyif alıyoruz. Oo, size de tavsiye ederim. Rüzgara aşık olmak çok güzel bir şey. Biz motosikletle bu trafik sıkışıklığını bir nebze de olsa hafifletmek isterken... Arkadaşlar burada araya giriyorum ve yayalardan özür diliyorum. Ne diyorlar? Öncelik yayaların. Yayalar da trafiğe büyük bir katkı sağlıyor. Toplu taşımayı kullanaraktan. O yüzden önce yayaları düşünüyoruz, sonra motorları düşünüyoruz. Ama önce can, sonra canan. O yüzden ben motorcu olduğum için kendimi düşündüm. Kusura bakmayın yayalar. Unutmayın, trafiğe kimin katkısı varsa öncelik her zaman onundur. Biz motosikletle bu trafik sıkışıklığını bir nebze de olsa hafifletmek isterken neden arkadaşlar bu motosikletle alakalı sizin takıntınız? Özellikle arabacı arkadaşlar. O oradan olmaz, bu buradan bulmaz, o şuradan şurmaz, bu şöyle olmaz, bu böyle olmaz. Sanki sanırsın ki hepsi trafik kanununu bitirmiş abi. Bize ahkam kesiyorlar. Arkadaşlar bakın. Öncelikle arabacılar, kızmanız gereken kim? Kızmanız gereken bundan önce seçilip de dar görüşleriyle bu yolları geniş yapmayanlar. Değil mi? Bundan önce kızmanız gereken biz değiliz yani. Bundan önce kızmanız gereken biz değiliz. Babalarınız, dedeleriniz niye böyle dar görüşlü insanlara seçtiler? Niye böyle dar görüşlü insanları başımızda tuttular? Şimdi mesela yeni yolları görüyorsunuz. Yeni yollar 3 şerit, 4 şerit, şerit genişlikleri 3.70 vesaire. Ya soruyorum, E5'te 3 metre diyorum. Kimse inanmıyor. E5'te şöyle bir durum var bir de. Yani D100 diyorlar. Bazıları diyor ki, çok bilmişler ya, E5 diyorum, E5 değil, D100 orası. Ya ha E5 ha D100 yani. Söylediğim zaman anlayamıyor musun? Ha? Ya Çinli misin sen? Çinler öyle anlayamaz böyle. Bir şey dersin böyle. Hatta seçkin sürücünün bir anısı vardı. Benim de çok anılarım var. Şimdi arkadaşım. Kızmanız gereken biz değiliz yani. Özün, lafın, sözün, özü bu. Şimdi bu yollar aynı şekilde kaldığı sürece ve arkamdaki, çevremdeki, İstanbul'un her tarafındaki binalar dikildiği sürece ve bu insanlar buraya yerleştiği sürece trafik patlayacak abi. Bu trafik böyle olacak. Ondan sonra sen de böyle olduğu için arabanın başında telefonla oynarken canın sıkılacak. Motorcu geçiyor sağımdan, solumdan geçiyor. Ya biz burada çakılmışız, bu adamlar niye gidiyor? Bu haksızlık. Hayır, haksızlık bu değil abi. Haksızlık dediğim gibi babalarımızın verdiği oylar, tamam mı? Çünkü niye, vizyonsuz insanlara oy vermişiz?
ya da vizyonsuz insanlar başımıza gelmiş ve bu plansız büyüme, altyapı yoksa abi bir kere ilk önce altyapını hazırlayacaksın değil mi? Ya daha kötüsü var, bak daha kötüsü var. Ben trafikten baz alıyorum. Şimdi bu kadar kişi, 30 bin kişi mevcut kanalizasyon sistemine sıçtı. Ne olacak? Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? Açıkça söyleyelim biz bunu. Etrafı bok götürecek. Yani o yüzden arkadaşlar bizde altyapı yok abi. Bizde altyapı yok. Bizde mantık da böyle işlemiyor. Asgari ücret alırsın, elinde en lüks telefon. Değil mi? Mantık böyle çalışıyor çünkü. Arkadaşlar, bu videomu, bu tepkimi, hani ya size demeyin bütün videolarınızda arabacı tepkisi oluyor. Hayır arkadaşım, arabacı tepkisi değil. Yani neyin tepkisini verdim bu videomda? Ya bu trafik sorunu çözülmeyecek arkadaşlar. Katlana katlana artacak. Katlana katlana artarken de kimse lütfen tatlı, güzel. Biz şunu çözeceğiz, biz trafiği çözeceğiz, biz onu çözeceğiz, biz bunu çözeceğiz. Lütfen deyip de bizi uyutmasın. Zaten senelerdir uyuyoruz abi, senelerdir uyutuyorlar bizi. Ekonomi çok iyi, gibilerinden. Bakın mesela şöyle bir şey yapabilirler. Trafik ışıklarında, trafik ışığı burada. Kırmızı yanıyor, yeşil yandı, öbür araba girmiş. Mesela kavşaklar kilitleniyor. Ha şöyle bir şey yapabilirler, o trafik ışıklarını bir 30 metre geriye alabilirler. Yeşili, kırmızıyı yakarlar. Ondan 20 saniye sonra öbür şeridin belki yeşilini yakarlarsa kavşaklardaki sıkışıklık bir nebze hafifler. Ama en büyük trafiğin hafifleme sebebi motorcular. Motorcular abi trafiği rahatlatıyor. Motorcular sizin evinize gitmenizi sağlıyor. Motorcular sizin arabanızın daha az yakmasını sağlıyor. Ya motorcular, pardon bu arada araya giriyorum. Apaçileri kastetmiyorum bak. Apaçileri genellemeye alıp da, tamam mı? Düzgün motorcular laf söylemeyin lütfen. Tamam, biz her arabacıya laf söylüyor muyuz? Yok. Motorcular trafiğin rahatlamasını sağlıyorken lütfen sizden tek ricam motorculara saygılı olun. Motorcular bak siz de saygılı olun, beni mahcup etmeyin, tamam mı? Ondan sonra mahcup oluyoruz, ondan sonra bana video atıyorlar. Bak motorcu böyle yaptı, motorcu şöyle yaptı. Anne çocuğunu caminin avlusunda bırakmış, ben de ne yapayım? Aha annen, analar caminin avlusunda çocuk bırakıyor. Aha senin anan da böyle mi diyeyim? Ya böyle bir şey olmaz ya, genelleme olmaz. Neyse arkadaşlar, eminim bu videomda ne mesaj vermek istediğimi anlamışsınızdır. Neyse arkadaşlar, inşallah bu videomda ne demek istediğim anlatılmıştır. Mantıksal bir örnek. Bu benim pantolonum. 9 yaşındaki pantolonum. Şu anda giyebilir miyim? Ya kolum girmez ya. Kolum girmez. Giriyormuş kolum da. Yani ancak kolum girer işte. Bu kadar. Ancak kolum girer. Yani bu yollarımız, bu binalar. Arkadaşlar umarım keyif aldığınız bir bölüm olmuştur. Bak sizin için çocukluk pantolonumu buldum yani. Vallahi değerimi bilin. Videoyu beğendiyseniz abone olun. Vallahi güzel içerikler çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ne kadar güzel bir içerik olabilir ki der gibisiniz. Artık nasıl gelişiyorsa öyle gidiyor. Şimdi ben bir iki tane drone videosu çekeyim. Binaları siz de görün. Kafanızı siz de kurgulayın abi. Evet arkadaşlar.
bir eleştirimizi daha yaptık abi. Ben öyle abi, içimde tutmam fazla. Bir şey varsa gerek çevremle, gerek arkadaşlarıma fikirlerimi söylerim yani, tepkimi veririm. Doğru ya da yanlış. Madem YouTube kanalımız var, madem kendi blogum, duyurabildiğim kadar fazla kişiye duyurmak niyetindeyim. Bu arada şuradaki dumanlar canınızı sıkmasın. O duman değil, onlar su buharı. Orası bir dönüşüm tesisi, bilginiz olsun. Yani ondan sonra vay çevreyi kirletiyorlar, vay şöyle yapıyorlar, vay böyle yapıyorlar demeyin. Daha bir de arkadaşlar sıkı durun. Yakında buralarda bina dolacak. Yani atıyorum ben kafadan salladım 30 bin. Edecek 200 bin, 300 bin. Geri gitmesem de olurmuş ya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ha, dünya kadar bina var. Daha çok çekmek isterdim ama. Dünyaya kadar. Yapılmış, yapılan, projede olan. Projesi biten, yeni projelenen dünya, dünya. Ve abi sanayiye kredi çıkmaz abi bankalardan. İnşaat mı? Aç kesenin ağzını. Ondan sonra siz de doların düşmesini falan bekleyin abi. Hani bazı kişiler paylaşıyor mesela. Rast gelmişsinizdir inşallah. Ya arkadaş bu, ben geliyorum geçiyorum, bu yolun burası ıslak ya. Su kaynağı mı var abi burada? Hayırdır ya? Yoksa bu yol ıslatanlar Illuminati örgütü burayı test alanı olarak kullanıyor. Anlamıyordum gitti ya. Ya burası sürekli böyle abi ya. Sürekli böyle. Şimdi ileriden döneyim ben ya. Size bina bina göstereyim dedim de. Çıkın dışarı. Çevrenize bakın abi. Ne kadar çok bina olduğunu siz görün. Ondan sonra dolar düşsün. Dolar düşecek. Falcılar dedi ki dolar düşecek. Ekonomisyenler dedi bu bir yatırım tavsiyesi değildir, dolar düşecek. Bekle, düşer. Bekle. Sanayi yatırım yok. Sanayileşme yok. Binada bina. Hani bina ucuz olsa neyse abi. Adam İngiltere'de şato alıyor, Bağcılar'da 3+1 daire fiyatına. Ya bir de orası var yani. Adam İngiltere'de şato almayayım, burada geleyim Bağcılar'da 3+1 daire alayım diyecek. Ondan sonra gelecek. Adam böyle kibar, böyle İngiliz disiplini almış, böyle İngiliz terbiyesi, kraliyet terbiyesi almış birisi. Gelecek. Adama abi 4 hafta veriyorum. Bir ay sonra adam lan ne yapıyor lan kanka? Lan ne yapıyor lan? Aynen böyle yapmazsa ne olayım?